tabii ki çocuklarda bir de kırmızı göz durumu olabilir. Bu neden kaynaklanıyordur? Bu da yine önemsenecek bir bulgudur. Şimdi alerji mevsimi yaşıyoruz. Alerji önemli bir nedenidir kırmızı gözün. Özellikle mevsimsel alerji, işte bu ağaç, çim, çayır otu polenlerine karşı gelişiyor. Çocukta aynı zamanda burun akıntısı da olabilir. Bahar nezlesi, saman nezlesi adını da veriyoruz. Onun haricinde yıl boyu süren alerjiler olabiliyor. Bu ev tozu, akarı, küf, hayvan tüylerine karşı olabiliyor. Kaşıntı vardır. Çocuğun gözü kırmızıdır. Çocuğun gözü akıyordur. Damlalarla tedavi ediyoruz. Daha ağır formları da var alerjinin. Vernal ya da atopik keratokonjonktivit dediğimiz. Orada gözün renkli kısmının önündeki saat camı tabakasında da problemler olabiliyor. Düzgün tedavi edilmesi gerekir. Onun haricinde göz nezlesi, yani konjonktivit dediğimiz durum. Çocuklarda kırmızı göz yapabilir. Burada çapaklanma vardır, akıntı vardır gözden ve çocuklar uyandıklarında kirpikleri yapışık olarak uyanabilirler. Antibiyotikli damlalar kullanarak tedavi ediyoruz. Hijyen tedbirlerine dikkat ediyoruz çünkü son derece bulaşıcıdır. Yine yaz mevsimi geliyor, havuzlardan bulaşan viral konjonktivitler olabilir. Daha nadir olarak da yine oldukça önemli bir hastalık, üveit adını verdiğimiz gözün, yani topun içinde iltihap olması. Çocuklarda eklem romatizması ile birlikte gözükebiliyor. Tedavisinde kortizon içeren damlalar kullanmamız gerekebiliyor. Katarakt, göz tansiyonu, göz bebeğinde yapışma ya da gözün arkasında ödem gibi komplikasyonlara yol açabileceği için erken tanınması önemlidir, evet, bu hastalığında.